19 Temmuz Pazartesi günü Ay tüm gün Akrep Burcu'nda seyahat edecek. Bu da bizim psişik radarlarımızın açık olacağını gösteriyor her şeyden önce. Bugün banka işlemlerini halletmek, kredi araştırmaları içerisinde olmak, ödemelerin peşinde koşmak için doğru ve güzel bir zaman arkadaşlar. Artı ayın Akrep Burcu'nda olmuş olduğu günler bizim birazcık daha krizle mücadele ettiğimiz, bu bazen duygusal ya da fiziksel planla ilgili bir kriz olabilir ama kriz yönettiğimiz, krizleri idare etmeye çalıştığımız bir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Cinsel anlamda libido birazcık daha yüksekte seyredebilir. Bilinmeyen, sır, gizli, tabu olan konuları birazcık daha okuyabilir, araştırabilir, merak edebiliriz. Bugün birçok duyguyu çok daha derinden ve çok yoğun bir şekilde yaşayabiliriz Akrep Burcu'nda seyahat ettiğinden dolayı. Özellikle sohbetlerde çok derin derin böyle sohbetler olabilir. Uzun sohbetler olabilir özellikle. İnsanlar sırlarını paylaşabilir sizlerle. Siz de çok önemli sırlarınızı diğer insanlarla paylaşmak isteyebilirsiniz bugün belki de. 20 Temmuz Salı günü. Bugün gökyüzünde Merkür ve Uranüs arasında çok güzel bir etkileşim var. Uranüs Boğa Burcu'nda seyahat ediyor. Merkür de Yengeç Burcu'nda seyahat ediyor. Özellikle kendimizi zihinsel anlamda özgür hissetmek isteyeceğimiz bir gün. Değişik, farklı, sıra dışı, ondan sonra böyle orijinal fikirler aklımıza gelebilir ve özellikle bu fikirler para getirecek olan fikirler olabilir. Yine taşınmak, yer değiştirmek, araba almak, satmak, ev almak, satmak, kira kontratını yenilemek için vesaire. Hani bu gibi konular için de şahane bir gün olacağını gösteriyor. Yeni keşifler yapabiliriz, yeni kitaplar okuyabiliriz, yeni hobiler keşfedebiliriz. Zihnimizin oldukça işlek ve çok keskin çalışacağı bir gün. Bugün sayılarla da aramız oldukça iyi olabilir. Yeni bir şeyler öğrenmek için de motivasyonumuz oldukça yüksek olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. 21 Temmuz Çarşamba günü bugün gökyüzünde Venüs ve Jüpiter arasında sert bir etkileşim olacak ama korkmayın bunlar ikinci arasındaki sert etkileşim çok da fazla bizi ısırmaz, kötü bir şey yapmaz bize. Sevgi çok yetmeyebilir, biraz şımarık davranabiliriz, biraz fazladan para harcayabiliriz, yeme içme konularında birazcık abartılı davranabiliriz. Paramızın hesabını çok bilemeyebiliriz. Artı bu Venüs-Jüpiter etkileşimi sert etkileşimi olduğu zamanlarda çapkınlık oranları belki bir parça artabilir. Ya da işte birilerine hediye alırken işin ucunu kaçırabiliriz. Abartılı davranabiliriz. Burası bir Jüpiter biraz abartıyı Venüs'ün üzerinde tatmin edecek. Bu da ilişkilerde, para harcama konusunda, mutlulukta, tepkilerde özellikle biraz daha böyle büyük büyük ondan sonra abartılı davranabileceğimizi gösteriyor. Bugün biraz sevgiyi abartın. Ben hiçbir sakıncası olacağını düşünmüyorum. 22 Temmuz Perşembe günü bugün ilişkileri, aşkı, mutluluğu gösteren Venüs Başak Burcu'na geçiş yapıyor ve 16 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Başak'tayken ilişkilerdeki ana tema faydalı olmak olacaktır. Servis ve hizmet vermek olacaktır her şeyden önce. Yine özellikle Venüs Başak Burcu'ndayken ilişkileri birazcık daha fazla kritize edebiliriz, eleştirebiliriz. En ilişkinin en mükemmele gitmesi için fazladan çaba sarf edebiliriz ama bu çabalar birazcık rahatsız edici olabilir belki yeri geldiği vakit zaman zaman. Yine Venüs Başak Burcu'nda olduğu vakit ilişkilerde birazcık daha müşkül pesent davranacağımız da bir zaman diliminde olacağımızı gösteriyor. Bu dönem para biriktirmek için güzel bir zamandır. Doğru beslenmeye geçmek için doğru bir zamandır. Zayıflamak için doğru bir zamandır. Bizi mutlu eden konuların teması ve şekli değişecek Venüs Başak'la birlikte. Hani birazcık daha bir şeyler okumak, öğrenmek, bunlar biraz daha bizleri mutlu edebilir. Servis vermek, hizmet vermek, başkalarına faydalı olmak bizi daha fazla mutlu kılabilir arkadaşlar. 23 Temmuz Cuma günü gökyüzünde Merkür ve Neptün arasında çok güzel bir etkileşim olacak. Merkür Yengeç Burcu'nda, Neptün de Balık Burcu'nda seyahat ediyor. Hayaller kurmak, fal baktırmak için çok şahane, çok tatlı, güzel bir gün. Zihnimizin çok yaratıcı çalışacağını gösteriyor. Yazı yazabilirsiniz, işte şarkı sözü yazarsınız, hikayeler yazarsınız. Yazarsınız da yazarsınız işte arkadaşlar. İç dünyamız oldukça mutlu olacağız. Spiritüel anlamda alacağımız danışmanlıklardan veya işte uğraşacağımız konulardan fayda sağlayabileceğimiz bir gün olduğunu gösteriyor. Sanat konusunda yaratıcı olabiliriz. Bugün özellikle oldukça yaratıcı esinlerimiz ortaya çıkabilir. Böyle spiritüel ya da ezoterik böyle tesadüflerle karşılaşabiliriz. İşte atıyorum siz birini düşünürsünüz, çat o kişi insan birden size arar mesela. Ya da birini rüyanıza görürsünüz. Ertesi gün arar der ki ben de senin rüyamda görüyorum gibi gibi gibi. Hani böyle ilginç tesadüflerle ondan sonra yine
karşılaşılabilir bugün. Bunun yanı sıra dilimizin yumuşayacağını, kendimizi ifade ederken karşımızdaki insanla empati kurarak kendimizi ifade edeceğimizi, düzgün ve sağlıklı bir iletişim kurabileceğimizi gösteriyor. 24 Temmuz Cumartesi günü bugün Kova Burcu'nun bir derecesinde bir dolunay meydana geliyor arkadaşlar. Önümüzdeki bir 10 gün, 15 gün etkili olacak. Bir kere öncelikli olarak kendimizi özgürce ifade etmek isteyeceğiz bu dolunayla birlikte. Denenmemiş konulara yöneleceğiz. Farklı ve sıra dışı şeyler yapmak isteyeceğiz. Kendimize, hayatımıza alan açmak isteyeceğiz her şeyden önce. Diğer insanların hayatlarımıza karışmasına izin vermeyeceğiz. Biraz daha tabuları yıktığımız, kurallara gelemediğimiz bir dolunay bekliyor bizleri. Bu dolunay süresi içerisinde interneti çok daha aktif, sosyal medyayı çok daha aktif, teknolojiyi çok daha aktif kullanacağımız bir dolunay olacak arkadaşlar. Özgürlük konuları ön planda olacak. Daha fazla özgür olmak adına adımlar atacağımız bir dolunay süreci bizleri bekliyor. Birazcık isyankar tavırlarda ve davranışlarda olabiliriz, bilginiz olsun. 25 Temmuz Pazar günü gökyüzünde Merkür ve Plüton karşı karşıya olacaklar arkadaşlar. Bu biraz da bir kendimizi bilgiyle savunmak isteyeceğimiz bir gün ama dilimizin ve ifadelerimizin sertleşebileceğini de gösteriyor. Kırıcı kelimeler kullanmamaya özen gösterin arkadaşlar özellikle. Bu Merkür-Plüto karşıtlığı yani karşı karşıya gelme hali ister istemez iletişim krizlerine işaret ediyor. İletişim, eğitim, seyahatle ilgili konularda veya kardeşlerle ilişkilerde bir takım böyle krizlere sebebiyet verebilir. Ortak bir paydada buluşmak çok kolay olmayabilir. Paramız, cüzdanımız veya fikirlerimiz çalınabilir. Biraz bu konularda dikkatli ve temkinli olmakta fayda var açıkçası. Tabii ki fikirlerin de çatışacağı, fikirlerin de savaş içerisinde olacağı bir zaman olabilirmiş gibi geliyor. Yine de siz ağzınızdan çıkana dikkatle bulun.